Arkadaşlar merhaba. Uzun süredir doğru düzgün vlog dağıtmıyoruz. Doğru düzgün videolar da çekmiyoruz. Malum biliyorsunuz cenazemiz vardı. Yeğenimi kaybettik ve bizim için hiç kolay değildi. Genç ölümü daha bir zor oluyor. Kendimize gelmemiz zaman aldı. Doğru düzgün video atamadık açıkçası size ama hayat devam ediyor. Sizlerden de çok fazla talep var videolar hakkında. Vloglar istemişsiniz. Çok eğlenceli videolar çekemiyoruz ama istedik ki normal bir vlog çekelim sizin için. Süheyla yemek yiyordu. Yemeğin Yeni sırasında uyandım. dedim açayım. Hatta bugün hazır söyledik. Çünkü evde değildik. Biraz da annem hasta arkadaşlar. Yani toparlayamadı açıkçası kaybımızdan dolayı. Ben Yanındaydık. yeni uyandım. Evet, Süheyla yeni uyandı. Yanındaydık. Ben biraz dişlerini falan yaptım annemin. Yanında kaldık işte birazcık. Geldik. Şimdi de haliyle evde yemek olmadığı için abisi dışarıdan söyledi. Süheyla tıkınırken çekeyim istedim kısacası. Biraz fazla konuştum sanırım. Kedim seviyor. Gofreti Nuri'ye bıraktık bu arada arkadaşlar. Nuri bizi anneanneye bıraktı. Biz anneannede kaldık bir gece. Döndük. Nuri de kendi Süheyla ile kendine biraz evin kapısını anneannenin evini bozmuş. falan temizledik. Şuna bak bak şöyle Benim yavrum. çocuğum çok tatlı, çok tatlı. Oy güzel oğlum Çocuğun benim. Pamuk oğlum benim. Tüyleri kesilince biraz mutsuz ama. Nuri yine parfümle duş almışsın yavrum. İki fıs, iki fıs. Ne yapayım? Ama güzel kokuyor bu parfüm. Alacağım Bayağı bir bunları. güzel bir koku Bunları yani. alacağım. Uzaklar benden. Zaten nefes almıyor. Kardeşine uyma. Alerjileri zaten yeterince tavan. Artık kendi Ne ilacı fayda bakıyorsun ne? etmiyor. Memnuniyetsiz. Ne Şey var oldu? ya işte kabile savaşçılar gözlerini böyle boyuyorlar. Bir parmak çiziyorlar, üç parmak şöyle bu. Arada makyaj yapıyor. Ne var bunda? Bugün de makyaj yapmış ve bence gayet hoş duruyor. Mızrağı. Makyaj dediğimizde arkadaşlar sadece göz makyajı. Omuz Onun rahatsız dışında hiçbir atlama çok şey az yok. kaldı. Zannettim. Elimle. Nuri bence bulaşma. Açım zaten rahat bırak beni. Maymuna benziyor. Kedinin aklı gitti. Ne? Gözünü bir çıkar da bir görelim bari. Yiyebilirsin abinden kalan. Ye. Abim 1,5 söylemiş de kendine sonra yiyemedi. Bir bakalım. İlk defa yemedim. Kötü oldu. Bence çok güzel duruyor arkadaşlar. Ama biraz sonra göremeyecek doğal olarak. Şu an göremiyorum biraz sonra. Kardeşine bir çatal verir misin? Ha? Hayır ya. Hayır ya ne ya? Gerek yok. Ya Gömleğimi de boş ver. kaptırdım Ben zaten. sana ne diyorum? Ne? Kabile kabile. Gömleğimi. Vermeyeceğim. Biliyorum artık umudumu kestim gömleğimden zaten. Bu gömleği ben almıştım 2 yıl öncesinde ama Süheyla çok beğendiği için elimden aldı arkadaşlar. Poşetlerimiz nerede? Hangi poşetlerden Güzel bahsediyorsun? poşetler. Kimse poşeti değil. Ayakkabı koyacağım. Yok. Kıyafet koyacağım. Evet. Yukarıda bolca var ama şimdi sana kim indirecek? Neyse ben gideyim alayım da geleyim bari. Eliyle de yemek yiyor tam şey kabile. Evet, Nurettin istediği poşeti bulduk arkadaşlar. Biraz önce de bana dedi ki bir daha sakın odama dedi izinsiz girme anne dedi. Ben de dedim ki senin kokmuş odana çok mu meraklıyım. Gofret sana da dedi, bana demedi sadece. Odama izinsiz girme dedin ya O biraz önce. girsin. O girsin ben girmeyeyim. Ben o odaya girmesem o oda kokar biliyor musun? Ne olur? Kokar kokar. Zaten Cana. kokuyor. Kirlilerini kim topluyor? Odanı kim temizliyor? Uyarlayarak. Malt istiyor sanırım. Arkadaşlar Nuri'nin artık şu arka kısmına telefon numarasını yazacağım. Oradan Nuri'ye ulaşabilirsiniz. Açıldı mı gene ya? Evet. Hiç örtülmüyor ki. Ya vay. Popomuz bir marka. Ben gidiyorum. Nuri dışarı çıkıyor arkadaşlar. İşi varmış. Ya. Ali abinin yanına uğrayacağım. Müsaitse kafamı tıraş ettireceğim. Tıraşa ihtiyacın mı var? Sıfıra Sakın ha. Çok çirkin oluyorsun. Nuri daha önce bir kere yapmıştı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Çok çirkin Sanki oluyor. şu an çok iyiyiz de. Neyin Bana var? çok çirkin oluyor diyor ya. Arkadaşlar ne Allah diyorsunuz? Kendini çirkin buluyormuş. Öyle Allah. zannediyor. Öyle mi? Sizi ikiz zannediyor bazıları. Öyle mi dersin? Ben de çirkinim zaten. Son anda direkten dönmek bu oluyor herhalde. Bir dakika. Saçını sıfıra bırakırsan çok dalga geçerim ama.
Ben de geçerim. Çok yakıştı. Yakıştı mı? Yakışmadı mı? Çok yakıştı. Turist Ömer. Çıkar şunu kafandan. Niye? Bana niye hiçbir şey yakıştırmıyorsun? Ben çok beğendim. Çünkü yakıştı. Beğendiği şey bak. Bunun mavisi ışıklısı vardı. Aşağıda. Pavyon gibi böyle fıçık 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 ışıklıydı. Senin olma gibi bir ihtimal yok ve artık geri istiyorum. Söyle, 18 yaşındasın. Neredeyse 19 olacaksın. Hala battı. Battaniyen artık, gofretin. Unut onu. Unut. Hayır. Onu çeyizime koyacağım. Umurumda değil. Yaşlansam da onu yiyeceğim. Saçlarımı kestireceğim. Duydun mu? Saçlarını nasıl keseceksin? Zaten kesin. Kısacağım mı? Yok. Sıfıra vuracağım. Saçını işte. Sıfıra vurdurup gelme Nuri. Kış günü. İkiye vurdurmayı düşünüyorum. Sıfır değil. Yandan hayır. Bir veya iki. Ya vurdur yaman. Sen de kök uzar. Gaza gelme Nuri, akıllı ol. Dalga geçerim. Necik. Keline vurarım. Keltoş diye dalga. Bütün zorbalıkları yaparım. Ona katlanmak istiyorsan vurdurabilirsin. Kardeşlik konuşamıyorum. Süheyla'ya destek olurum. Olur. Saçına dokunma. Git, ense tıraşım oluyor. Ne oluyorsa ne oldu? Ya parfümüm var zaten, sürmeyin. Bence de yeter ya. Biraz önce parfümle duş almıştık, şimdi bir de kolonya bayram şekeri gibi, yapma şunu ya. Aa, ona dayanalım. Banyo bayram şekeri gibi kokuyor. Ne lan, temiz kokmayı seviyorsan sık çabuk. Tamam, temiz değil. Temiz kokuyor olabilirsin, parfüm de kokuyor olabilirsin ama kolonya kokma lütfen. Hani dediği lafa bak hele, duş gibi bak. Hayat, erkekler normalde duş şişeleri bile kullanmıyor lan. İnsaf yemin demiyorum ki, barzoluktan çıkayım bir kere kendimi çağırayım. İnsaf derken bana mı insaf bu? Şimdi bak, aynı banyoyu kullandığınız için, tamam mı? İkinizin banyosu ortak. Şöyle bir durum var. Sen kullan, duş jeli, hiç sıkıntı yok. Ama lütfen kolonya kokma. Kolonya kokusunu hiç sevmiyorum artık. Tiksindim sayende. Anne sen benim banyo... Bizim banyoda duş almaya çalışsana. Bayram şekeri kokuyor her tamam yer. Tamam da ne olacak? Nuri! Olma seni. Çık çık saçlarını çık. Dışarı çık o. Nuri. Ha, kel kal. Kalmadık mı zaten? Kalmadık mı? Nerem de kellik var. Tamam. Saçlarım seyrekleşti. Ala böyle diyor. Oğlum sana dedi, ne oldu dedi, saçlarım dedi seyrekleşmiş hep dedi. Alarmı bak, alarmı şikayet ediyor mu? Berberi değiştir yavrum, senin moralin ya. Bozuyor. Şey, tamam biberiye suyu yapalım saçlarını. Ha sen niye yapmıyorsun? Necdet ben... Sen git evet artık. Kestireyim ya. Kokuyorum git. Üçe vurdurayım. Ya git çocuk, git. Askerdeki gibi, it giriş gibi, git. Üçe vurdurayım. Git, asker misin sen şimdi? Keşke, almıyorlar. Nuri'ye ömürlük veremedik oraya. Nuri kendi öyle gitmeyi düşünüyorum. Anahtarını al. Evet. Teşekkür ederim. Konuşma. Zaten gece sabaha kadar uyumuyorum. Açmam kapıyı. Şöyle heysen çok iyi duruyor. Uyumuş haflar bir kenara. Vursana. Bugün cuma derim. Yerinde olsam bulaşmam. Valla dışarıda kazan açmaz sana. Açmam sonra. Tamam bugün niye beğenemedim ya? Kafanla niye uğraşıyorsun? Sen nereye gidiyorsun ki bu kadar taktın kafana? Berbere gidiyorum, o zaman niye bu kadar ilgileniyorsun saçınla? Ona göre kestireceğim. Oldu ki manitasının yanına gitti. Bu kadar özelceğini düşünmüyorum. Mantam annem yanına nasıl gideyim? Mantam yok. Gitmiyorum. Başımıza kaldı. Oldu ki kelimesini sildi orada. La aham kelleşmiş ya. Bak ona kolonya dök, birazdan kelleşsin iyice. Git besmele çekmeden çıkma yola. Montu da kapat. Dokunma bak. Oha! Arkadaşlar kamera arkasında ufak bir arbede yaşandı. Evet, tehlike daha fiydim. Şikayetçiyim. Polise gideceğim buradan. Popoma tehlike vurdum. Git anneye şikayet. 25 yaşındayım, popoma tehlike vurdum. Hak etti. Söyle acım, telefon melefon yok. Elindekini kullan. Yeter telefona döktüğün para. Çok ayıp ya. Ne kaç tane telefon aldın? Harbi çok ayıp ya. Çok üzüldüm şu an ya. En masraflısı abi. Şu cebindeki telefonu... Kendim aldım lan. Çok ayıp ettin şu an ya ikimize de. Gözü kalmış anam. Hayır. Abine değil, sana etmiş olabilirim. Özür dilerim ama abine cidden. Abinin kaçıncı telefonu? Hayır, full seninkileri kullandım. Gene suç benim oldu. Nuri bir dahaki sırada söyle ama. Söyle anama bak. Anam böyle diyor ya şimdi. Ben dedim ki zamanında yeni telefon çıktı. Ben dedim şöyle bir telefon alacağım kendimden dedim. Yok dediler. Tartış. Yalan kızım, sen ona inan. Yalan mı? O sırada senin elindeki telefon yepyeniydi. Yo, sana S alacaktım. Terliğin şeyine mi? Hayır mı dedin? Hayır mı dedin? Kendi cebimden S terliği yediği için yalan söylüyor. Kendi cebimden S mi alacaktın? Evet.
Sen hayır mı dedin? Kızım terliği yedi, yalan söylüyor. İntikam alıyor. Yalan mı? Evet. Vallahi doğru, ben alacaktım sana. Yemin etti. Şey, o yemin etti. O ne be? iPhone. Telefon alacaktım çocuğa, dedi ki dün bir. Neyse şimdi alırsın artık, nasıl olsa. Elindeki şey yaptı. Aramam. Şimdi diye çok değişik. Elindeki var. Şey yaptı ne demek? Ya takılıyor ya artık, donuyor falan. Ne? O hepsinde, bununkinde var. Ne? Evet donuyor. Lan bu telefondan iPhone 6'sı bile hala kullanılıyor. Nasıl donabilir telefonu? Benim telefonum falan donmuyor. Vallahi o telefonu çok hor kullanıyor. O yüzden. Evet önemli. Doğru. Telefona telefon gibi değil yani, futbol topu gibi davrandığı için. Normalde her şey ince gibi davranırım ama telefon niye bilmiyorum. Ben de telefonumu yani her şekilde korurum. Sen de sadece telefonu ve arabanı koruyor çünkü. Ne yapayım? Bir de popişim var, onu da annem dövüyor zaten. Doğru, onu koruyor. Ben gidiyorum. Tamam, dikkat et. Allah'a emanet ol. Siz de mübarek de. Uyuyun, beni beklemeyin. Ben gidiyorum. Gelmem daha. He. Bana ne? Mesela, ama kapıyı açmam, ondan yanaşalım da. Öz. Anahtarını al. Yeter ya, içeriz okuyor. Kızım çocuk ayakkabısını giyseydin. Bana ne? Sen... Ne? Açar. Hayır. Açsana, bir şeyini unuttum. Seni var ya bir döverim. Bayağı bir şey. Sen bana telefon alacaktı, izin vermedim. Size. Kızım o sırada senin telefonun bana yeniydi. IPhone benim diğer telefon da vardı. O sırada gereksiz olduğu için. Neyse dışarıda ne söylüyor yine. Taksitle sana alalım en iyisi. Bana iPhone 15 Pro Max alacak mısın? Fiyatı ne kadar? İşte 71 bin TL. Lale. Ama vallahi biraz önce çok ayıp ettin ya. Niye ya? La hep Nuri'nin eski telefonlarını kullandım, ne zarar mı? Bir kere telefon alındı bana. Bir kere mi, iki kere mi ne? Biri pardon. Geldiği gün, alındığı gün arızalı çıktı. Servis bile yapamadı. Onu öyle kullandım. Hiçbir şey demedim, kullandım. Sonra doğum günümde Nuri bir tane aldı bu kadar. Ömrüm bayık demedim. Tamam kızım, sen yeni bir telefonu hak yani ediyorsun. Arkadaşlar ne dersiniz, Süheyla artık yeni bir telefonu hak ediyor değil mi? Hayır. Ama yeni... mümkünse... Mümkünse Süheyla biraz önce söylediğin iPhone olmasın. Hayır bak, öyle yüksek telefon markalarına merakım yok. Ya da iPhone bilmem kaç almak zorunda değilsin. Yaptığın çok, ben söyleyeyim. Özür diledim ya, 100 kere mi dileyim? Ne istiyorsun? Telefonu. Dedim ya işte alalım diye. Şu an değil. Şu hala çalışıyorum. Tamam. Evet, 2 aya kadar da çalışırsa unutuyorum. 2 ay sonra sanki ben vermiyorum. İyi tamam, hadi bakalım. Ama bir şey rica edebilir miyim? Hı. Aynısından alıyorsan dahi lütfen yüksek kapasiteli bir şey alır mısın? Ben orasına karışmam. Abini araştırırsın, hangisi sandım uyuyorsa onu alırsın. Benim telefonumda 20 bin tane fotoğraf var. Daha bomboş yer. Benimkinde 700 tane fotoğraf kaldırmıyor. Nuri'nin telefonu çok para canım, neyse. Para değil, onun şeyi yüksek, hafızası. Ne arıyorsun? Beni mi? Benini mi arıyorsun? Dokunayım dedim, şok dedi, düştü. Şu an benini mi arıyorsun yerde? Arkadaşlar yerde benini arayan gördünüz mü siz Süheyla'nın dışında? Sen de bakıyorsun. Evi temizleseydik bulurduk işte. Ne alakası var onunla? Öf! Bu ara ev temizliği bile yapamadık bu arada arkadaşlar. Her yer berbat durumda. Tozlu, kirli, saç kıllarıyla dolu. Tahmin edin kimin saç kılları? Kimin tüyleri? Gel gel açıklayalım, arkadaşları merakla bırakmayalım. Yok, gitti. Gözün aydın, daha ne diyebilirim? Ben onu seviyordum. Gel buraya. Arkadaşlar Süheyla'yı izleyenler boynunda küçük bir noktayı bilir. Dokunmadım. Saçını çek de görelim. Gel buraya. Çok mutsuzum. Yeri var hatta. Evet şurada. Dokunma be. Süheyla'nın orada küçük bir beni vardı. Yıllardır. Siyah nokta gibi duruyordu yıllardır. Et beni diyelim. Yani şey değildi böyle, hani normal ben gibi değildi. Süheyla hep ondan şikayetçiydi. Şikayetçi falan değildim. Kıyafetlerime takıldığı için canımı yakıyordu. Ama gayet de hoş ve estetik bir görüntüsü vardı. Beni mi? Yok oldu. 2 günde yok olma kararı aldı. Ben beklemez yani. Yapıştırdık ve düştü. Tabii çok ki şaka komik yapıyorum. Arkadaşlar ciddi anlamda yani rahatsız ediyordu aslında ama onu seviyordu orada. Çünkü ona bir farklı özellik kattığını düşünüyordu. Ama dün kendiliğinden ben kuruma kararı aldı. Biraz önce de oha duruyor dedim, parmağımdan düştü. Düştü. Nereye gitti?
Millet kendi kurtulmak ister, bu da benini arıyor. Şaka gibi. Ama çok acımıştı. Bir iki gün önce bir yere takıldı. Tamam işte. Bir şey demek dolandı. Koptu. Çok acıdı, kopmuş. Kendi kendine kurtuldu. Artık boynunda küçük bir siyah nokta yok. Çok tüh, mutsuzum. Bağısı koptu. Çok mutsuzum. Ben onu çok seviyordum. Oraya siyah kalemle nokta yapacağım. Şaka mısın? Hayır. Şaka falan değil. Ya hayır ya, of. Benim seni terk etti. Ya sus ya. Çok boşlukta hissettim şu an. Genelde oraya elimi her attığımda bir şey acıyordu şu an. Şaka gibisin ya. Dua et ki iyice büyümeden koptu ve düştü. Lan ne kadar büyüyebilirdi ki zaten, tırnağımın ucu kadar oldu. Abinin belinden aldırmıştık, hatırlıyor musun? Hayır. Arkadaşlar bundan sanırım 3-4 yıl öncesiydi. Nurettin'in tam belinde, kemerinin geldiği yerde bir tane et beni çıktı ve büyüdü. Sonra bir gün onu kemer sıkıştırmış, patladı ve şişti. Nuri çok rahatsız etti. Sonra cildiye gittik. Ne kadar ürkütücü anlatıyorsun. Cildiye gittik ve cildiye oraya iğne yaparak onu almıştı. Nuri çok korkmuştu. Oturabilirsin. Ben de korktuğum için zaten gitmiyordum. Tamam işte. Seninki kendiliğinden düştü. Daha ne istiyorsun ki? Beynimi geri istiyorum. Yani şey oluyor. Tamam, çok acı verici şeyler değil ama ufak acı oluyor. Ben de aldırmıştım 4-5 tane. Sanırım insülin direncinden çıkıyormuş arkadaşlar et benleri. Benim de boynumda vardı birkaç tane. Oturdu yerde değil. Yine karardın yine. Güzel oğlum benim. Güzel. Tamam. Çok harika, çok güzel. Nesi var çocuğumun? Tüysüz alt tarafı. Çirkin. Tüyleri dökülmediği sürece sorun yok. Çok evin her yeri tüy kıl. Biri hayrına süpürse şu evi, temizlese. Hallederiz bir ara. Bu evle baş etmek çok zor arkadaşlar. İnanın yani çok zor. İki güne bir kirleniyor. Yukarıdan aşağı süpürmediğin zaman yarısı kalıyor, yarısı diğer temizlediğin taraf batıyor. Yaptığın zaman tüm yapmak zorundasın. Gofret'in kılları, Nuri'nin tüyleri. Yok, şöyle söyleyeyim. Kedinin tüyleri, Nuri'nin kılları, Süheyla'nın saçlarıyla doluyor her yer. Buna artık, toz da eşlik edince. Bu artık bizim evde bir atasözü. Hı-hı. Evet. Örümcekler de sağ olsunlar bunlara destek oluyor. Evde örümcek mi var? Küçük küçük oluyor bazen. Kışın değil de yazın çok oluyor. Böcekleri sevmiyorum. Sonra hallederiz. Evet, dışarıdan artık kimseyi almıyorum arkadaşlar. Yardımcı almıyorum temizlik için. Her şeyde güzel olduğu gibi onda da uçuş yaşandı fiyatlarda. Artık almıyorum, bunlara yaptırıyorum, iyi mi? Sabahın köründe kapımın altına uyanmayacak dahi olsam zorla süpürge sokarak uyandırdı içi. Sonra da aa uyandın mı gel yardım et dediği için. Temizlik yani sonuçta yani. Tek başıma batırmıyorum bu evi, sizle birlikte batıyor. Bir şey geliyor. Tüyleri, kılları dökülen kişi geliyor. Harika, üstü kışlık, altı yazlık. Nuri bu ne hal? Ne var? Üstünde kazak, altında şort. Sizde böyle yapmıyor muyum? Hayır. Sizde böyle yapmıyorsunuz mu ne? Sen şey? Beni şort giyerken gördün mü hiç yavrum? Ay insanların, Nuri'nin normal sandığı şeyler aslında değil. Ama normal olduğunu inatla kendine iddia ediyor. Tam uyku modundaydı garibim. Niye bozdun keyfini ya? Söyle şu şapkayı çöp at da kurtulalım. Oldu başka. Vallahi at da kurtulalım ya. Bu annem böyle evde beğenmediği her şeyi zor attırıyor. Bizim onu beğenmiş olmamız önemli değil. Annem onu atıyor. Şu şapkanın neyini beğenmiş olabilirsin? Bana takıyor bir açıklar işte mısın? Takıyor işte evin içinde. Nuri sen cidden o şapkayı beğenerek mi takıyorsun? Şaka mısın? Benim sivitimi de atmaya karar verdim. Yakmaya falan. Yakmadım ve atmadım. O yüzden evet, çok şikayet ettim. Ama benim sivitime şey dökmüşsün. Ne dökmüşüm? Çamaşır suyu. O yanlışlıkla oldu. Ufret ne yapıyorsun? Niye? Yerini aldım ya bir tane sivit. Onun rengiyle aynı değil. Ama severek giyiyorsun. Hangisinden bahsediyorsun? Söyle hatırlat. Aa! Söyle hatırlat. Abine bir tane pembe sivit borcum var ve alacağım onu. Sen çamaşır suyu mu döktün abi? Kazara evet. Önüne bir şey dökmüş, çıkmamış. Ben dedim ki çamaşır suyu belki çıkarır. Onu da bir anda direkt benim dökmüş. Benim boyadığımdan mı bahsediyorsun? Evet evet. Şşş. Ya git ya. Öbür yürüyelim. Bitti. Hadi bitir kaşınmanı, yeter. Nuri onun parazit zamanı geldi sanırım.
Nuri bugün o kadar çok şey yükledik ki biraz sonra sinire çekildik. Ya gideceğim, az gramak kaldı yani. Uyandım uyanalım şu bunlar bir susun bir gidin ya. Hani bir de algıları kapalı bir şey değil mi? Siz beni diyor uyurken diyor iyice ayılmadan kandırmaya mı çalışıyorsunuz, bana mı öyle geliyor diyor. Ne kuyruğunu yakalıyor ölüsü. Kendi kendine oynuyor. Sana tatlı gelen şeyler şu tula. Nesi var şunun ya? Ne kadar güzel. Kedi istemiyorum, kedi istemiyorum. Benden iyi seviyor şimdi. Bir de diyor ki olur da Nuri diyor taşınırsa sen bende kal oğlum tamam diyorsun. Nuri sana bakmaz diyor. Nuri kendine bakamıyor ki kediye baksın. Haklı. Nuri kediye bakamazsın tamam mı? Görüşüm. Kediye yazık, bir gün evden uzaklaştım kum kabı dolmuş. Niye temizlemedin? Doldu, yemeğine zor yetişti bu misafir. Ne yapayım? Sonra da kediye bakacak. Oğlum benimle mi kalırsın abinle mi gidersin? Bence annemi seçer gibi. Benimle gelirsen sana Rus kedi getiririm. Gofret de bir yumursak şu saatten var. Sonra. Evet, kediye rüşvet teklif ediyor bu arada. Neyse artık. O bit mi? He bit. Sırtındaki nokta. Bit. Bit'in ne işi var söyle, kedi bu. İşi gücü, evdeki kedi bitlendi durduk yere. Onun gofret bitti. Şşş, sana diyor sana. Arkadaşlar. Nuri bizi çorbacıya götürüyor değil mi oğluşum? Evet, işkembeye gidiyoruz. Evet, tabii ki Zeyla'yla ben işkembe içemiyoruz. Siz içmeyeceğim de. Hayatınızda çok büyük hata. Tadına baksanız. Kokuyorsun. Evet. Bu yüzden zaten. Hatta şey yapalım mı bakın. Hayır. Önce. Dinlemedi bile. İçemem, dene falan diyeceksen. Önce işkembeye gidelim arabaya. Ondan sizi Eryaman'a götürüyor. Kokoreç şırdan. Yok. Bir kokoreç. Hayır, pardon. İkisi de yiyemem. Kokoreci denerim. İkisi de koyun değil mi onlar? Ya kuzu. Tamam, fark etmez. Kokoreci denerim. Baş. Baharatlı taş, baharatlıysa. Çok baharatlı. Gidelim. Tamam, çorbacıdan direkt kokoreçe gidiyoruz mu? Sen orada köfte möfte yap. Ben şey, tamam. Bilmiyorum. Yanınızda olurum ama söz vermiyorum. Kokoreci merak ediyorum. Tamam, kokoreç, şırdan, işkembe. Şırdanlığım. Arkadaşlar, Söyla sizce yiyebilir mi? Söyla, o anını çekeceğim. İnşallah çekmeye uygun bir yerde. Kokoreci mi? Şey, deneyeceği şey, şırdan. Kokoreci deneyeceğim dedi. Oo, tamam. Yer tabii canım. Abinin şırdanından ısırmak ister misin? Evet. Nuri en son ben küçükken bana kokoreç yemeği göster dedi. Yani ye şunun tadına bak, beğenmedim. Abi küçükken beğenilmiyor bazen. Kokoreç güzeldi. Ben bir defa yemiştim. Ama ben sonra beğenim. Bir yerde yedim, tiksindim. Benim gittiğim yer standart mesela. Çorbacıda da kokoreççidir şimdi. SZR çorba var. Orası çok güzel. Yeni kentte oraya gidiyorum. Eryaman'da Ankara Güçlü Bora var. Orası çok güzel. Nuri her yeri söyledi. Gitmek isteyenlere neyse. Evet. Test edeceğiz arkadaşlar. Bu iki şimdi... yer mükemmel. Tavsiye ederim. Yeni kentteki SZR çorbanın çorbaları mükemmel. Lahmacunlar özellikle çok güzel. Tavsiye ederim. Öbür tarafında sakatat ürünleri, kokoreç, çırdan, mumbar. Nuri'nin kulağı da Mehmet abinin şamarı. Evet. Şamar değil, boğuşurken oldu. Evet arkadaşlar, şimdi gidiyoruz inşallah orada çekebilirsem çekeceğim Süheyla'nın ilk mimiklerini. Ben söz vermiyorum çünkü denemeyeceğim. Arkadaşlar, Nuri'nin şırdanı geldi. Şırdan böyle bir şey mi? Evet. Üstüne bir şey atacak mısın? Geliyor. Ne yazıyor? Ankara Güçlü Bora. Ankara Güçlü Bora. Ana evet. Ağacını çek. Bak, ana ağacı vermiş. Evet. Çok renkli ve güzel. Evet. Bence güzel bir konsept. Bu ne attığın var. Kimyon mu? Kimyon. Tadına bakmasın ya. Hayır. Aslında ön yargılı olmamak ön lazım yargı. Ama. Ya sus ya. Yani. Dokunma şuna. Turşu yiyeceğim. Ön yargı. İçinde pirinç dolu değil mi? Tavuk derisi, pirinç. Başka hiçbir şey değil. Ben de deri bir severim ki. Dışı tavuk derisi gibi düşün, içi pirinç. Bak, tavuk derisi gibi düşün dedi. İçinde tavuk derisi var demedi. Deri olan hiçbir şey beni cezbetmiyor. Sen? Deneyeceksin mi? Çok güzel. Yok.
Koku yok ama. Bisküvi dolmasına benziyor. Bayılıyorum şöyle. Nuri sus. Arkadaşlar Süheyla kokoreç test ediyor. Deniyor. Vermemeksin abi. Ökme bulam lan. Tamam. Dur daha kokoreçe ulaşamadı. Acı lan bu. Acı evet. Sen acı seversin. Sıkıntı yok. Ön yargılı olma. Tamam, ekmek kuru olduğu için. Ön yargılı olma. Herkesin severek yediğini muhakkak sen de seversin. Öyle düşün. Zorlamayı yemiyorsun. Daha kendi kendini korkutuyor. Bunun danadan yapılanı yok mu? Farkı yok. Sana kokoreç mi oluyor? Oluyor. Yiyebileceğin şeyi ye. Zorlama yok. Sadece test etmen için getirdi Adil seni. Yavaş. Yavaş. Yarısına kadar yedi. Yavaş. Dediğiniz güzel gibi. Güzel ama o koyun kokusu gelirse midem bulanır. Gelmez koyun ya. Koyun kokusu neyse. Koku gelir. Deme işte. Anne hayır. Şimdi şöyle bir durum var. Tamam mı? Kokusu kötü değil. Koklasan anlatsın demek istedim. Biliyorum. Japonya Kurban bayramında gibi hissediyorum kendimi.